Merhaba arkadaşlar, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersi kapsamında yer alan bölüm 6 ile devam ediyoruz. Bölüm 6'da eğitimde internet konusundan bahsedeceğiz. İçeriğimiz nedir? İlk olarak internetin tanımını yapacağız burada arkadaşlar. Daha sonra yerel ve geniş bölge alan ağlarından bahsedeceğim. Araçlar nelerdir? Hangi araçlar kullanılır? İnternet kaynaklarından eğitimde kullanılabilecek diğer araç gereçler, öğretmenler ve internet, eğitim yönetim sistemleri ve en sonunda iPad ve iPhone'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. İnternet nedir? İnternet milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayarak iş dünyası, devlet kuruluşları, eğitim kuruluşları arasında dünya çapında iletişim yapma olanağı sağlayan uluslararası bir bilgisayar ağıdır. İnternet ilk olarak 1960'lı yıllarda yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan DARPA'ya ait farklı yerlerdeki bilgisayarlar sistemini birbirlerine bağlamak amacıyla kurulmuş bir bilgisayar ağıdır. Daha sonra bu ağ çeşitli üniversite ve araştırma kurumları bağlanması ile ağ genişlemiş ve internet adı altına dünyaya saran bir ağ konumuna gelmiştir. KKTC 1995 yılında Comtech firmasının yapmış olduğu yatırımlar sonucu Kuzey Kıbrıs halkının internet ile tanışması kısmen başlamıştır. Telefonu ile internet bağlantısı ilk olarak karşımıza çıkar. Telefonu ile internete bağlanmak için ilk olarak benim bir modeme ihtiyacım var. Daha sonra bir internet sağlayıcısı ve dünya internetine bağlanmam sayesinde bilgisayarıma benim internet sağlanıyor. İnternet ile ilgili bazı genel terimlerden bahsedeceğim. Yani yerel ve geniş bölge alan ağları, yerel ağlar LAN olarak tanımlanır. Belli küçük ofis ve şirketler için kullanılır. WAN ise geniş alan ağıdır. Farklı olarak, LAN'dan farklı olarak geniş bir alanda bulunan bilgisayarları bir araya bağlamak için toplanan bir ağdır. WWW nedir? WWW her biri tek bir anda tarayıcı tarafından hizmete sunulan milyonlarca web sayfasından oluşmuştur. Bir web sayfası genellikle metinler, grafikler, sesler ve diğer web sayfalarına bağlantılardan oluşan tek bir HTML dokümanıdır. Öğretmen ve öğrencilerin bu dokümanları kullanarak pek çok bilgiye kolay bir şekilde erişmeleri mümkündür. Portal aslında hem öğretmen hem de öğrenci için örnek veriyorum. Bir üniversite hakkında ya da herhangi bir konu hakkında bilgi edinmesini sağlar. Bunda da ne vardır bu portalda? Her yerden erişebilme imkanı sağlar bize. Veri tabanına dayalı web siteleriyle ilgili bilgileri almamızı sağlar. Tarayıcı tabanlıdır, sözleşi odaları vardır, forumlar vardır. E-posta aracılığıyla öğretmen ve öğrenci ya da öğrenci arasında iletişim sağlanabilir. Birçok özelliğe sahiptir. Hızlı ve ucuzdur aslında. Güvenli olarak bilgiye ve hizmete erişimi sağlamaktadır kısacası. Bu resimde verdiğimiz bir örnek bir üniversitenin portalına aittir. ADSL nedir arkadaşlar? ADSL mevcut telefonlar için kullanılan bakır tellerden üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimi aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir. Geniş bant erişimi sağladığından dolayı internet kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. ISS yani İnternet servis sağlayıcısı şirketlere ve kişilere internet bağlantısını sağlayan bir kurumdur. İnternet servis sağlayıcı kısaca ISS veya İngilizce'de ISP, internet service provider olarak bilinmektedir. Kablo internet, kablo ise TV şebekesi üzerinden bilgisayarınıza bağlanacak bir kablo modem yoluyla herhangi bir internet servis sağlayıcısına ve telefon hattına ihtiyaç duymamaksızın internete bağlanmanı sağlayan bir sistemdir arkadaşlar. Wireless nedir? Kablosuz uydu sistemi ile çalışan, yüksek hızda sağlanan bir internet sistemidir. ADSL'den önce KKTC'ye gelmiştir ve inanılmaz bir piyasada yaygınlaşmıştır. Muhakkak her evde wireless kullanılmaktadır. Evet, dizüstü bilgisayarlar, laptop olarak, notebook olarak adlandırdığımız bilgisayarlardır. Bunların bize avantajları nelerdir arkadaşlar? İstediğimiz yere taşıyabiliyoruz. 3-4 saat enerji ile yani şarj edilmesi ile elektriğe ihtiyaç duymadan istediğimiz yerde kullanma şansı bize tanıyor. İnternet sayesinde istediğimiz elektronik ortamlara ulaşmamızı sağlar.